buradan sesleniyorum. Efendim, sanatçıymış, konuşamazmış, konuşacak. Konuşacak. Efendim, iş insanıymış, konuşamazmış. Konuşacak, konuşacak. Konuşma vakti artık. Ekrem İmamoğlu çağrı yaptı, sanatçılar ses verdi. YSK'nın İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçimlerini yenileme kararı sonrası gözler Ekrem İmamoğlu'na çevrildi. İmamoğlu, Beylikdüzü'nde binlerce vatandaşla buluştu. Hedefinde Cumhurbaşkanı Erdoğan, AKP, YSK ve MHP vardı. Bizim İstanbul seçimlerinin anamın ak sütü kadar helal olduğunu biliyorum. Erdoğan'ın sandığa darbesiyle İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı elinden alınan İmamoğlu konuşmasını "her şey çok güzel olacak" sözleriyle bitirdi. Burada kesinlikle güzel kardeşim, her şey çok güzel olacak. Çok güzel olacak. Çok güzel olacak. İmamoğlu'nun bu sözleri sosyal medyada bir anda gündem oldu. Sanatçılar ard arda "her şey çok güzel olacak" açıklamaları yaptı. İlk paylaşım Cem Yılmaz'dan geldi. Yılmaz, seçimleriniz iptal edilmiştir. Peki, biraz daha izahat istiyor ama yok. Çok üzücü bir durum. Bunu memleketimiz hak etmiyor. Bir daha oy kullanmak çok büyük bir zahmet olmayacak. Gidip vazifemizi yapacağız. Akıl almaz ama gerçek. Acı bir gerçek dedi. Ve ardından da "Her Şey Çok Güzel Olacak" filminden bir fotoğraf paylaştı. Ve bakın, hiçbir şey olmamış olsa dahi her şey çok güzel olacak diyorum. Bir başka komedyen Şahan Gökbakar ise Instagram hesabından kafasında huni olan bir fotoğrafın altına "Hak, hukuk, adalet, gak, guguk, garabet" yazdı. Ünlü yazar Ahmet Ümit, "Hiç şüphe yok, her şey çok güzel olacak" derken Berna Laç'ın "Yine de her şey çok güzel olacak" sözleriyle YSK'nın kararına tepkisini gösterdi. Tarkan ise Twitter hesabından "Dün gece gözüme uyku girmedi. Gel gör ki sabah ufuktan doğan ışık her zamankinden daha parlaktı. Anladım ki her şey çok güzel olacak" mesajını paylaştı. Haluk Levent ise YSK'ya çok kritik bir soru sordu. "Ahbap başkan olduğum için tüm politik bir duruş sergileyemiyorum ama bir soru sormamın sakıncası yoktur diye düşünüyorum. Seçimin iptalini isteyen de istemeyen de aydınlatabilir mi beni? Aynı zarfa ilçe ve il belediye başkanları için oy kullandık. Neden ilçeler yenilenmiyor?" Defne Samyeli ve "Her Şey Çok Güzel Olacak" filminin oyuncularından Ceyda Düvenci de attıkları tweetlerle İmamoğlu'nun sanatçılar konuşmalı çağrısına ses verenler arasındaydı. Oyuncu Erkan Kolçak Köstendil, "Çocuklara borcumuz var" derken Gani Müjde, sanat camiasından yükselen tepki için "cesaret bulaşıcıymış hakikaten" dedi. "Hani siz sessizce kuyrukta beklersiniz de bir amca gelip en öne geçer sırıtarak. Hop amca sıra ver" dersiniz, pis pis sırıtır. Gün o amcayı kuyruğun sonuna götürme günüdür canım. YSK'nın hukuksuz iptal kararından sonra sanat camiasının zemberekleri boşaldı. Cesaret bulaşıcıymış hakikaten. İrem Sak, Ali Atay, Aylin Aslım, Cem Adrian, Eser Yenenler de "her şey çok güzel olacak" diyen ünlüler arasındaydı. Ümit Erdim ise "kim bizi zarflıyor" diye sordu. İlçe belediye başkanları ve muhtarlar da iptal mi? E aynı zarfa koyduk hepsini. Nasıl olacak bu iş? Kim kimi zarflıyor? Son dönemde muhalif duruşuyla öne çıkan Gökhan Özoğuz ise İmamoğlu'nu Atatürk'e benzetti. 10 Kasım 1938'den bu yana ilk defa bir siyasi, duruşu, doğruluğu ve ileri görüşüyle Atatürk'ten sonraki sancağı eline almıştır. Dönemler şartlarına göre değerlendirilir. Benim için ilkelerini benimseyişi, edebi ve kucaklamasıyla bugünün Atatürk'üdür kendisi. Gonca Vuslateri, Hakan Taşıyan, Armağan Çağlayan, Gülse Birsel, Şebnem Ferah, Hayko Cepkin, İlker Kaleli, Mabel Matiz, Oğuzhan Koç, Selma Ergeç, Yüksek Sadakat ve Soner Olgun da attıkları tweetlerle hem YSK'ya tepki gösterdiler hem de Ekrem İmamoğlu'na destek oldular. Son dönemde sık sık Erdoğan'ın sarayına gittiği için eleştirilen bazı isimlerden de İmamoğlu'na destek geldi. Yılmaz Erdoğan ve Demet Akbağ seçimin yenilenmesine tepki gösteren sanatçılar arasındaydı. Sayın Ekrem İmamoğlu'nun konuşması güzel, makul, dengeli, haklı, kışkırtmadan uzak, kararlı ve umutluydu. Haksızlığa uğramak iyi bir insanın davasına ivme kazandırır. Tüm toplumsal kesimler, hepimiz el ele, hep birlikte güzel günlere. Ünlülerin İmamoğlu'na destek açıklamalarına Cumhurbaşkanlığı Sarayı fişlemeyle cevap verdi.
Arşiv Daire Başkanı Muhammed Safi sosyal medya hesabından kayıt ifadesiyle uzun bir liste paylaştı. El yazısıyla hazırlanan listede her şey çok güzel olacak diyen onlarca ünlünün ismi vardı. Fişleme listesine aralarında Gani Müjde, Didem Soy'dan Bülent Emrah Parlak, Armağan Çağlayan'ın da olduğu pek çok isim tepki gösterdi. Gani Müjde benim için takdirnamedir dedi. Muhammed Bey zahmet buyurmuş, benim için bir takdirname hazırlamış. Sağ olsun, var olsun. Bir gün torunlarıma şerefle göstereceğim bir belge bu. Model Didem Soy'dansa Twitter mesajında "Selam Safi, istersen gezi öncesinde, gezi anında ve sonrasında da karşı olduğuma dair tweetlerim var, birini bile silmedim. Beni listenin en başına al" diyerek fişlemeye tepkisini dile getirdi.